İYİ Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor? PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik. Sayın Demirtaş hükümlü değil. Eşit şartlarda Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını yapmalıdır. Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim. Vatandaşı birbiriyle kavga ettiren bu anlayışı ortadan kaldırmak için partimizi kurduk. Demokrasiye inanan demokrat, kalkınmacı bir siyasi partiyiz. İnsan merkezli, insan odaklı bir bakış açımız var. Ayrışma noktalarımızın ise enerjiye çevrildiği bir rejim olarak tanımlamışımdır. Güneydoğu'nun bir özelliği şudur. Kanlın olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır, evin annesi, en yaşlısı korur, kollar. Sonra kapıdan dışarı çıktıktan sonra kan davası devam eder. Başkanımız da televizyonda mesaj okunduğunda haberi yoktu. Hassasiyet gösterip biraz daha açmak zorunda olduğum şey şu. Bu bir PR çalışmasıysa Hülya, PKK ile mücadelede devletin yanında olabilmek, Fahrettin Demirtaş sazıyla bir şehidin evinde, Aybükemiz'in evinde bu türküyü çalabilir mi? O acıya ortak olabilme iradesini gösterdiği andan itibaren memleketin bütün kahvaltı sofraları ona açılabilir. Siyasette hangi mesajı ne zaman vereceğiniz konusu çok hayati bir meseledir siyasal iletişim açısından. Demirtaş önce PKK'ya terör örgütü desin, sonra ben evime kahvaltıya davet ederim deseydi, terörle birlikte anılma lekesini külliyen temizleyebilecek bir fırsat. Bence bu fırsatı kaçırdınız. Seçmen mesajı liderden satın alır. Evet. Detaylandırmak bizim vazifemiz. Hayır. Bence sayın liderlerin cümleleri manşet olur. Senin HDP'yle ne işin var ya? Biz HDP'yle yan yana yürümedik.